Arkadaşlar merhaba. Bu derste offset komutunu işleyeceğiz. Sol tarafa baktığınızda şurada offset yazısını ve işaretini göreceksiniz. Kısa yolu genelde F tuşudur. Siz isterseniz offset'in O'sunu da atayabilirsiniz. Kısa yol tuşu olarak. Kısa yol tuşu atama dersimiz vardı zaten. Şimdi birinci kısımdan baktığımızda offset'in ne işe yaradığını zaten bir tıklamada anlayacaksınız. Offset her taraftan eşit bir şekilde yüzeye geldiğinizde yüzeyi sıkıştıracak ya da genişletecektir. Örneğin buradaki yüzeyi üzerine geldiğinde aktif hale geliyor dikkat ederseniz. Eğer iç kısımda herhangi bir kenara yaklaşıp örneğin bu kenar ya da bu kenar bakın işaret o tarafa doğru kayıyor kırmızı işaret. Onu baz alarak o kenarı baz alarak bir offsetleme işlemi yapacaktır her taraftan ama. Şimdi tıklıyorum ve elimi sol klikten çektim. İstediğim gibi buradaki kenara göre offset diyorum. Bakın buraya göre değil. Bakın bu tarafa geldiğimde saçmalamaya başladı. Bu tarafa geçersem burada düzgün bir hareket yapacaktır. Bunun sebebi ne? Niye işte belli bir yüzeyden bunu yapmalıyım kenardan? Onu anlatacağım size. Şimdi ne yapıyorum? Örneğin iç tarafı offsetlemek istiyorum tüm kenarları. Mesela duvar oluşturmak istiyorsunuz. İşte yazdınız 20 santim dediniz. Sağ alt köşeye bakın 20 yazdım. Enter dedim ben 20'lik bir burada offset yapacaktır. Yani şurası yaklaşık 20 santimetreye şöyle ayarlayacaktır. Şimdi istersen bunu dışarıya da offsetleyebilirim. İç kısımdan yine offset aracımı seçtim. İç tarafa tıkladım. Bu taraftan offsetlemek istiyorum. Yani buradan referans alarak offsetleyeceğim. Buraya tıkladım. Pardon çift tıkladık. Şöyle sağdan sola doğru mouse'umu hareket ettiriyorum. Bir klik yaptıktan sonra. Ve burada 20 santim diyorum dışarıya doğru offsetle. Gördüğünüz gibi 20 santim yine dış kısma doğru fazladan şuradaki seçili kısmı atmış oldu. Yine bu illa kare olmak zorunda değil, yamuk yumuk şekillerde bile rahatlıkla offset yapabilirsiniz. Tıklıyorum. Yine istediğim gibi iç kısımda ya da istediğim gibi dış kısımda offsetleyebilirim. Şimdi buraya geldik. Farklı farklı yüzeylerde örneğin offset yapıyorum. Şimdi ben buradan dedim ki 15 santim offsette ya da 18 santim offsette diyelim. 18 santim enter dedim. Şimdi bu taraflarda da 18 yapmak istiyorum ama elimle böyle her seferinde girmek istemiyorum. Bunun da kısa yolu arkadaşlar önemli. Kısa yol çift tıklama. Ya ama burada işlem yaptıktan sonra hemen bu tarafta çift tıklayacaksınız. Yani başka işlem yapmayacaksınız. Örneğin şu ikisini de 18 santim yapmak istiyorum. Çift tıklıyorum hızlı bir şekilde. Çift tıklıyorum hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi otomatik aynı mesafeyi burada bıraktığı mesafenin aynısını aynı işlemi burada yapacaktır. Geldik. Bir de şöyle bir durum var. Niye sağdan işte bir köşeyi ya da sol üstten bir köşeyi seçmek zorundayım ya da herhangi bir köşeyi seçmek zorundayım. Onun da mantığı şu. Şöyle anlatalım. Şuradan izah edebilirsem size. Evet. Şimdi diyelim ki bir pencere yapıyorsunuz. Örnek bu sadece. Offset işlemi yaptınız. Şu tarafta şöyle afaki bir diğer offset dedim. Buraya da geldim. Çift tıkladım. Bir an için şuradaki kısmı çift değil de çift tıklasam zaten aynısı olacak. Şöyle bozduğumu düşünüyorum. Yani buradaki kısım fazla oldu. Şimdi ben bunu düzeltmek istiyorum. Bu kısımda. İsterseniz geri gelip yapabilirsiniz. Geri geldim. Şimdi o bir önceki özellik gitti. Yani işte atıyorum 18 santim ya da 5 santimlik bir buradaki offset varsa bu artık kaybolmuş oldu. Bunu yapmak için burada dikkat edin. Soldan sağa şuranın 5 santim olduğunu varsayıyorum. Bu sol kısımdan sağ kısma. Şöyle çizgi çekeyim daha net belli olsun. Sağdan soldan sağa. Bu mavi çizgi kadar offsetlemek istiyorum. O zaman şöyle yapıyorum. Solda olduğu için bunun başlangıcı ve sonu bakın soldan başlıyor sağa doğru gidiyor. O zaman sol taraftan sağ tarafa doğru geleceğim ve snap yakalıyor. Bakın aynı mesafeyi verdi bana. İşte buradaki yani soldan mı sağdan mı muhabbeti daha çok bununla ilgili. Yine artık bunu yakalamış oldum. Çift tıkladığım an aynı mesafe yine almış olur. Yani referans vermek için bunu yapıyoruz. Örneğin burada kaybettiğimi varsayıyorum. Bu özelliği tekrar yapmak istiyorum. Bununla aynı offset'i yapacağım. Sağdan sola yapabilirim ya da soldan sağa. Burada sağdan sola yapalım. Bu kısımdan bu kısma geçeceğim. O yüzden sağ taraftan başladığım hiçbir yere tıklamıyorum. Sadece şuraya mouse'u getiriyorum. Şu mesafeye şuradan şuraya. Ve otomatikman referans alarak tıkladığınızda aynı mesafeyi girecek. Geldik burada line'larda offset yapabilirsiniz. Bakın burada parça parça şöyle line'lar var parçalanmış. Şöyle ben
Birkaçını seçip ya da şöyle yapalım. Hepsini birden seçelim önce bir. Offset yapalım. Bakın offset tuşuna bastığında bunların hepsinin istediğim yönde, istediğim değerde ne yapacaktır? Offset diyecektir. Gördüğünüz gibi bunları seçtiğim için bunların hepsini yaptım. Peki parçalı seçebilir miyim? Parçalı seçtim. Mesela parçalının nerede olabilir anlatacağım size az sonra. Geldim. Hepsini değil de bu kısmı offsetlenmesini istiyorum. Buraya tıkladım. Örneğin bu ikisinin offsetlenmesini istiyorum. Yine buraya tıkladım. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu parçalı offsetlenme genelde şeklin tamamının offsetini istemiyorsanız olur. Bunu mesela şurada gösterebilirsem size iyi olacak. Evet, şurada mesela ben bunu kapının etrafına şöyle çerçeve döneceğim. Ama çerçeveyi eğer yüzeye tıklarsam her iki tarafa yapıp dikkat edin aşağı tarafa da vermiş oldu. Ben o zaman diyorum ki ben sadece şunun ve şu kenarın offsetini istiyorum. O zaman siz bunları seçip offset tuşuna basacaksınız. Bakın seçmeden basmayın. Seçtim. Bastım artık offset diyor benden. Dışarıya doğru offset istiyorum. Gördüğünüz gibi artık dışarıya doğru offset yapıp push pull ile şu kenarları ne yapabilirim? Kaldırabilirim. Yine aynısını pencerede de yapabilirsiniz. Pencerede de offset yapıyorum. Dikkat edin yüzeye geldim. İstediğim bir ölçüye girdim. Bakın isterseniz buradan referans bile alabilirsiniz. Şöyle sağdan, aşağıdan yukarı doğru fark etmez. Olayı çözümlemişsinizdir. Durum bu. Şimdi devam edelim dersimize bu kısımdan. Buradaki olay eğrilerde bile offset yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu tek parça halinde. Ve offset'e tıklıyorum. Eğrilerde dahi işe yarıyor gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır size. Mesela kat planınız var. Daha doğrusu bir binanın dış duvarları var. Mümkün olunca eğri eğri yaptım ki görebilirsiniz hareketleri diye. Şimdi diyorum ki offset yapacağım. İç yüzeye gelip herhangi bir köşeden offset yapacağım. Bakın ne yapıyor? Duvar kalınlığını aslında bana ne yapacak? Verecek. Duvar kalınlığı diyorum ki 20 cm. 20. Ölçü çalışmıyorum tabii şu an ben. Çizimler ölçülü değil. Örnek veriyorum. Ve bunu push pull'la kaldırmak istiyorum. Push pull aracı bakın. Şurada yine push pull aracımız var. Zaten öğrencilerin ya da bu programı kullananların en çok sevdiği araçlardan biri follow me, biri de push pull. Evet. Ne yaptık? İstediğimiz gibi atıyorum 270 cm girmek istiyorum. Duvar yüksekliğini rahatlıkla dış duvarlar oluşturmuş olursunuz. Burada durum bu. Gene dikkat ederseniz burada aynı bina dış duvarlarını aldım. Burada dış duvarlar kaldırılmış halde. Buradaki anlatmak istediğim şu olacaktı. Mesela siz son çatı katını yaptınız. Örnek veriyorum binada. Saçak vermek istiyorsunuz. Dış duvarlar lazım arkadaşlar size. Dış duvarlardan offset'e geldiğinizde dış duvara yaklaştığınızda gördüğünüz gibi seçim işlemi yani artık fonksiyon aktif hale geliyor. Ve tıkladım. Geriye doğru saçak vereceğim. Şöyle bu tıkladığınız yerden hareket ederseniz iyi olur. Bakın buraya sağdan sola doğru hareket ediyorum. Eğer elimi başka yerlere çekmeye başladığında artık offset'in etkisini görmemeye başlarsınız. Tıkladığınız yerde hareket etmeye çalışın. Buraya tıkladığım için burada hareket ediyorum. Ne yapıyorum? Örneğin 50 santim veriyorum diyelim. Yüksek ihtimal 50 çok olacaktır. Görsele göre 22 yetiyor. Görsele göre konuşuyorum tabii. Gerçek hayattaki değil. 25 santim diyelim. Offset dedim. Gördüğünüz gibi buna saçak vermiş oldunuz. İsterseniz bu saçağı şöyle kalınlıkta verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Saçağı çizebiliyorsunuz. Tabii ki ileriki derslerde daha detay modelimi yapacağız. Örneğin geldim buraya. Dikkat ederseniz burada offset işe yaramayacaktır. Offset'e geldiğinde aktif değil de deaktif olacaktır. Bu yüzeyde çalışamadığınızı göreceksiniz bu yüzeyde. O zaman ne yapmam lazım? Bunun püf noktası view kısmından hidden geometri yani gizli geometrileri açmak. Şu an gizlenmiş geometriler yani yumuşatılmış geometriler burada açığa çıkmış oldu. Artık offset buralarda işe yarayacak. Bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle aktif oldu. Her yerde bu hareketi yapsın istiyorum. Çift tıklıyorum. Çift tıkladım. Hiçbir ölçü girmeden aynı işlemi tekrar yapacaktır. Gördüğünüz gibi push pull aracıyla yine ileri geri buna çift tıklayarak göz kararı yapıyorum. Şu an ölçü yok. Ne yapabilirsiniz?
değer girebilirsiniz. Yine bakın geometri açıldığında, gizli geometri açıldığında buradaki yüzeylerde de offset ve pushpull gibi komutlar aktif hale geliyor. Şöyle bakın, burada da girelim. Ve tıklamaya başladıktan sonra artık içeri ya da dışarı yapabilirsiniz. Örneğin ben dışarı yapmak istiyorum. Şöyle. Evet. Detaylar verebilirsiniz. Rectangle'la geldim. Bir pencere ölçüsü. Siz isterseniz ölçü girebilirsiniz. Ben sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum. Offset'e geldim. Ölçülü bir ekranım yok şu an. O yüzden A farkı çiziyorum. Siz isterseniz ölçü girersiniz. Evet, penceremi bölüyorum. İstersem buradan tekrar iç kısımlara offset yapıyorum. Aynı offsetin buralara uygulanmasını istediğim için buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi yine push pull'la pencere derinliği veriyorum. İstersen de biraz daha farklı bir hareket katabilirim. İstersen dış çerçeveyi dışarı çıkartabilirim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Son kısma geldik arkadaşlar. Bunu da gösterip dersi bitiriyorum. Offset'e tıkladığınızda sol alt kısma bakarsanız alt tuşunu belirtiyor size. Alt tuşuna bir kere basacağım ve değiştiğini göreceksiniz. Şu an Allow Overlap şeklinde bir ifade var. Tekrar değiştiriyorum. Alt tuşuna basarak bunu yapıyorum. Trim Overlap diyor. Bunu görelim. Nedir bu özellik? Zaten şeklinde değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani mouse'un ucuna bakarsanız alt tuşuna basarak değiştiriyorum. Bakın hem yazı değişiyor hem de şekil değişiyor. Önce Allow Overlap kısmına bakalım. Tıklıyorum. Şu an gittikçe uzaklaşıyor ve kayboluyor. Evet. Bunu diğer özellikle yapalım. Yani alt tuşuna bastım. Trim overlap kısmıyla yapıyorum. Şimdi trim ile yaptığımda kaybolmuyor, iç içe geçiyor. Gördüğünüz gibi kesimler iç içe geçme biçiminde ilerliyor. Bunu bir köşede yapalım. Yani bir kenar üzerinde yapalım. Daha iyi anlarsınız. Hatta bakın sadece bir kenar üzerinde yapacağım. Kenarı dikkat edin. Ne yaptı? Buraya kadar yok etti. Sonra tersine çevirdi. Bakın büyütüyor. Tersine dönmüş oluyor. Diğerinde alta basıyorum. Trim'den ziyade şu an Allow Overlap kısmında. Ona basıyorum ve sadece köşe üzerinde hareket ettiğinde ne olduğuna dikkat edin. Bu kayboluyor, gidiyor. Artık daha oluşmuyor. Farkı bu. Buna dikkat edin. Bu offset dersi burada sonlandı. Bir dahaki toolbar aracında görüşmek üzere arkadaşlar.